Arkadaşlar, bu videomda size çok önemli bir ayrıntıyı, çok önemli bir püf noktasını anlatmak istiyorum. Gerçekten çok önemli. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Burada göstereceğim hisse adları öneri değildir, övme değildir, karalama değildir. Bakın, eğitim yapıyoruz. Eğitim yapmak için örnek veriyoruz. Alın, satın değil. Nasıl inceleme yapacağız? Onu göstermek amaçlıdır. Evet, şimdi geçiyorum. Arkadaşlar, herkes para verip hazır tabloları olan veri satan şeyler var. Kurumlar var. Onları alamıyor. Bilgiye nerede ulaşacağını bilemiyor. En azından bir ön bilgi olması açısından arkadaşlar. Bakın şuraya ben zaten aramışım daha önce. Şey yazdığınız zaman çıkıyor benimkinde zaten. Fin arama kısmına tablet şunu yazdığınız zaman Fin Tablet gelecek. Bunlar Twitter'da bir ön bilgi veriyorlar hisseler hakkında. Buradan bir hisseleri ben zaten böyle buluyorum. Yoksa 450 hisseyi nereden inceleyip hangisi çok kar açıklamış bulacağım? Böyle bakıyorum. Mesela bunu açıyorum. Bakın ne yazıyor en alt sol köşede. 71 milyon karı varmış. Belki yüzeysel bir inceleme ama işimi görüyor. Ne zaman? 2018 9. ayda. Peki bu sene ne olmuş? 27 milyona gitmiş. Hemen bunu kapatıyorum. Neden? Geçen yıla göre bile çok düşmüş. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ama burada bir hataya dikkat çekeyim. Burada bu yılın 9. ayıyla geçen yılın 9. ayı karşılaştırılıyor. Şimdi ister Matrix'ten gelsin, ister başka bir yerden bakın. Kâra baktığınız zaman şeyde de aynısı oluyor. Tablolar hazırlanırken, kapa gönderirken şirketler, firmalar aynı şeyi yapıyor. Yani önceki yıla göre toplam kârı yazıyor. Ya da toplam zararı yazıyor. Örneğin Ayusa'ya hemen bakıyoruz. Bakın 142 milyondan 166'ya gitmiş. Burada nedir arkadaşlar? Birazcık artma var. Bu şekilde tek tek açıyorum hisseleri. Bakıyorum, bakın bu kardan zarara, şey zarardan kara geçmiş. Dagi Holding. Ha, bu bakılabilir. Ama ben ne yapıyorum ondan sonra? Varlıklarına bakıyorum. Öz kaynaklarına bakıyorum. Bakın 967 milyondan 18'e çıkmış. Çok bir artış yok. Hemen kapatıyorum. Boşver, sen kal diyorum. Peton'a geldik. Peton geçen sene 41 milyon kar etmiş. Bu sene 31 milyon 9 aylıkta. Bunda iyi şeyler var denildi. Ama ben pek iyi bir şey göremedim. İyi bir şey şurada var. Öz kaynakları 521'den 539'a çıkmış. Evet. Dönen varlıklar 25 milyon artmış. Duran varlıklar aynı, finansal borçlar aynı, net borç artıdan eksiye geçmiş. Yani millet iyi bulabilir, ben iyi bulamadım. Bu şekilde tek tek bakıyorum arkadaşlar. Ama bir de şuna bakın. Ben niye içinden, yani bu şu ana kadar kaç tane geldi bilmiyorum, 20-30 hisse geldi, içinden bunu seçtim. Ya bu geçen yıla göre bir kere fark atmış. 218 milyon zarardan artı 90 milyonu kâra geçmiş. Şimdi ben böyle işte fark atanları gördüğüm zaman ondan sonra buradan çıkıyorum. Onu ayrıntılı incelemeye alıyorum. Hani ama bu yüzeysel bir bakış açısıdır. Bunu yaptığınız zaman hata yaparsınız. Neden? Çünkü çoğunki değişmiyor ama mesela birinci bilançoda artmış, ikide artmış, üçte düşmüş fakat geçen yıla göre daha iyi olabiliyor, size düşmemiş gibi geliyor. O yüzden böyle geçen yılla kıyasladığınız zaman mesela bununki de eksi 41'den artı 19'a gitmiş ama ben ayrıntıya baktım, hoşuma gitmedi. Şimdi benim incelediğim hisselere bakarsanız arkadaşlar, ben sadece hani rakamlara bakmıyorum.
En az 4 yani 10-20 maddeye bakıyorum da en az 4 çok önemli. Nedir o? İşte ben sanayi firmalarını ön plana çıkarıyorum mesela. Yani ben yatırım ortaklarıyla pek ilgilenmiyorum. Ya da çoğu holdingle, ne bileyim, turizmle, ticaretle, başka şeylerle ilgilenmiyorum. Benim analiz ettiğim YouTube'daki videolara da bakarsanız hemen hemen hepsi, yani %60-70'i sanayi. Birkaç tane holding var. Onları da özel bir takım şeylere sahip oldukları için. Kar oranı yüksek gibi. Mesela bakın Çemtaş'ı birkaç tane şey iyi gelmeyince, Ereğli ve benzeri, bunun da kötü geleceğini tahmin ettim. Sattım 5.64'ten, bir 500 lotum vardı ve kar geldi. Geçen sene 134, bu sene 41'e düşmüş. Ya bu hisse nerede durur bilemem yani. Ama dediğim gibi format bu. Hem firmalar veriyi bu şekilde hazırlıyor, hem bize şey yapanlar, bu şekilde hazır bilgi sunanlar veriyi bu şekilde hazırlıyor. Ama hisse buraya göre hareket etmiyor. Bakın net dönem karı geçen sene 39'muş 9 ayda, bu sene 22'ye düşmüş. Ve hala Femis Pistun Twitter'da benimle tartıştılar, gidecek dediler. Uğurlar olsun, ben almıyorum 15'ten yukarı dedim. Alarko kariyere bakar mısın? Yani 48'den 10'a düşmüş. 5'te 1 fiyat kar oranı o kadar düşmüş. Boş fren 27'den 20'ye düşmüş. Uçacak diyorlar. Uçsun, uğurlar olsun. Şimdi işte aradığım örneği buldum. Şimdi arkadaşlar, buradan bakarsanız buraya 463'müş geçen yıl. Bu yılda 445. Yani %5'lik bir düşüş var gibi görünüyor. Satışları artmış. Güzel. Brüt kar, brüt kara bakar mısın? 776 milyondan, bakın arkadaşlar bunlar ayrıntılar, önemli yani. ...3.800.000 satış yaparken 770 kar etmiş. Yani bunu oranlarsanız, diyelim ki atıyorum, yani şimdi çıkaramadım kafada, %20 ise 5 milyon yapıp 650'ye düştüğünde demek ki %10'la brüt kar var. Yani girdilerin maliyeti artmış. Bunları okuyabilmeniz lazım. Esas faaliyet karı, hani satış çok olduğu için aynı gelmiş gibi, ama satış oranında mesela bak 3.800 ne? 4.995, 5'te 120 artmış. 120 bunun kaçta kaç eder arkadaşlar? 4'te 1'inden fazla. %25 satışlarda artış var. Ama esas faaliyet karında bu artış yok. Tam tersi %10'luk bir düşüş var. Şimdi büyük adamlar bunu görüyor. Büyük yatırımcılar, parası çok olanlar. O yüzden bunu almıyor. Peki ben buradan nereye geleceğim? İkinci bir şey de. Bakın net dönem karı aynı gibi görünüyor. Ama biz bunu ikinci arama yerimiz de burası. Kendimiz daha ayrıntılı aramak istediğim zaman Kap Mobile'a giriyoruz. Arama kısmına Vespe yazıyoruz arkadaşlar. Yazdık mı Vespe? Böyle çıkıyor arkadaşlar. Böyle kaydırıp izlediğiniz zaman bununla ilgili bilgiler size geliyor. Şimdi bak buna bakmayacağım. Bu şu an toplamı geldi zaten bize. Toplamı neydi? 435 milyon karı vardı. Ne yapacağız? Bir öncekiyle karşılaştıracağız. 8. ayın 1'inde gelen raporla karşılaştıracağız. O zaman bir öncekine göre artmış mı, azalmış mı? Doğru yön budur. Püf noktası da budur. Bunu yapmadığımız zaman işte yanlış karar veriyoruz. Çünkü büyük yatırımcı şunu düşünüyor. İşin mantığı da odur. Yani 3. bilanço kötü gelmişse, düşmüşse bundan sonra da düşerek devam edecek. İyi gelmişse bundan sonra da artarak devam edecek. O şekilde düşünüyor. Borsanın işleyiş mantığı buysa biz de buna göre karar alacağız.
Borçlarına borçlarına bakmıyorum. Diğer şeyi arıyorum. Toplam öz kaynakları, bakın gördünüz mü kötülüğü. Şeyde 31 Aralık 2018'de 1 milyar 811 milyon. 30 Haziran'da ne olmuş? 1500 şeye düşmüş. 1561'e düşmüş. Yani öz kaynakları düşmüş. Bu kötü bir puan. Kar zarar hasılata bakıyoruz. Bakın hasılat 6 aylıkta 3200. Brüt kar 451 milyon. Net kar ne kadar? 305 milyon. Şu Haziran'ı da içinden ayıklayalım. Şimdi arkadaşlar 1 Nisan şunu görüyor musunuz? 30 Haziran'da 240 milyon gelmiş. O zaman birinci bilanço daha kötü gelmiş. Nedir o kötülük? Burada 240 ise oraya 65 kalıyor. Yani birinci bilançoda 65 gelmiş. İkincisinde 240 gelmiş. Üçüncüsüne 435 olduğuna göre 305'ten çıkarın. 130 milyon gelmiş. Yani birincisinin yarısı kadar gelmiş. Şu birinci derken bir öncekinin yani. Bir de şeye bakalım. Daha net konuşalım. Şimdi yanlış olmasın. Para işleri şakaya gelmez. Kimsenin vebalini almayalım. Neye bakacağız arkadaşlar? 3 aylık bilançoya bakacağız. Yani orada daha güzel görürüz. Bu şekilde bakın 3. ayın 30'unda gelmiş. Geriye dönük 3 bilançoya da bakacağız. Öyle yüzeysel bakıp karar verdiğimiz zaman kesinlikle yanlış karar veririz, zarar ederiz. Ben o hataları yaptım. İkinci bilançoda tek fene incelerken toplamına baktım. Kârı muhteşem dedim ama meğer o muhteşemlik birinci bilançoda gelmiş. İkinci de gelmemiş. Şimdi buna da gördünüz mü arkadaşlar? 1 Ocak 31 Mart arasında 65 milyon esas faaliyet kârı. Dönem kârı ne gelmiş? 83 milyon gelmiş. Burada bunu aklımızda tutalım. 83 gelmiş. Az önce 2'yi açmıştık. 2'de 240 yazıyordu ama toplamda ne yazıyordu? Bir daha 2'ye dönelim. Bu da farklı oldu bu sefer. Şöyle bakalım. Böyle de olmuyor. Finansal raporla faaliyet raporunu mu karıştırdık? Yanlış yere mi dokundu? Allah'ım ya Rabbim. Neyse buradan buluruz tekrar. Fark eden bir şey olmaz. Duran varlıklar, kaynaklar, uzun vadeli yükümlülükler, öz kaynaklar, kar ve zarar. Esas faaliyette 305 oldu. Bakın orada hatırlayın toplam net karı 83'tü. Burada net karı nerede yazıyor? Dönem karı 317. Ha şu. Dönem karı 317. Bakın 240 doğru okumuşuz demin. Şu rakam 233, 83'ü de eklerseniz herhalde bu ediyor. 317. Yani 83 nerede, 233 nerede? O yüzden hani şimdi dönüp grafikten analiz edersek konu daha net anlaşılacak. Bu internette ne zaman video çeksem düşüyor. Niye Vestel gitmiyor? Arkadaş özelden sordu da işin püf noktasını bir kişiye anlatmayayım. Herkes öğrensin diye. Gayret gösteriyorum. Amacım bütün yatırımcıların borsada para kazanması. Bunu bir kere daha söyleyeyim.
Her seferinde söyleyeceğim, hisse pazarlamıyorum. Öyle bir gücüm yok. Aracı kurumlarla işim yok. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Haftalar çevirince görülecek. Gördünüz mü? Adamlar neredeyse şey yapmış. Dördüncü aydan sonra en düşük 12.80'den nereye gitmiş? 16.80'a gitmiş. İşte ikinci bilanço iyi gelince 83'ten 233'e çıkınca bunu fiyatlamışlar. Yanlış mı yorumluyorum? Altıncı en 24, evet. Birinci bilançodan sonra yükselmiş. Belki de bilançonun iyi geleceğini önceden tahmin etmişler. Çünkü baharla birlikte beyaz eşya düğünler olur, beyaz eşya satılır ya da vergi KDV teşviği vardır. Onu tahmin etmişler. Kötü bir bilançoyu burada oyunu tam tersine çevirmişler. Çok uyanık bunlar. Ya. Mart'ın başında hisse 17.5'tan düşüyor. 5. aya kadar. Çünkü bilanço kötü geliyor. Ama o kötülüğü bir yere kadar fiyatlıyor. Ondan sonra iyi bilanço fiyatlıyor. İyi bilanço geldiği halde daha sonra veriyor. Çünkü bu sefer de geçen seneden kötü mü neyse onu fiyatlıyor. Şimdi de aynı oyunu yaptı. Bakın cuma günü miydi? Cuma günü hisse yukarı gitti. Yani geçen hafta 14 liradan 16.88'e kadar çektiler iyi bilanço gelecek diye. Ama şu an 313, 435, 120 geldi. İkinci bilançoya göre 120 milyon düştü. Bunu bir yere kadar fiyatlarlar, satarlar bunu. Bunun ama 15 olur, ama 14 olur, ama 13 olur. Ben bilmem, onu tahtacısı bilir. Yalnız benim bildiğim, bilanço kötü geldiği zaman onu satıyorlar. O yüzden her bilançoyu bir önceki bilançoyla kıyaslamamız şart. Ve bir yere kadar fiyatlandıktan sonra firma iyi ise çok düşmez. Bir sonraki bilançonun iyi geleceğini tahmin ediyorsa oradan tekrar alır yükseltir. Bu iş hep satranç oyunu gibidir. Büyük yatırımcı sürekli para kazanmaya çalışır. Küçük yatırımcı ile satranç oynar. Biz de iyi satranç oynayamadığımız için hep kaybediyoruz. O yüzden arkadaşlar, hani iyi bilanço gelse bile FK'sını bu sefer ikinci aşamada hesaplamamız lazım. Grafiğe bakmamız lazım. Eğer hisse önceden onu fiyatlamışsa, işte az önce ne oldu? Vestel, hani ikinci bilanço iyi gelmiş fakat onu fiyatlamış adam. Adam onu 6. ayın 7'sinden fiyatlamaya başlamış. Kaç lirayken? 13.70'ken. 13.70'ken çok doğru okumuş. 18.240'a kadar yükseltmiş. Yani geleceği görülmez diyor da bir arkadaş ısrarla bana. Ben de sektörü iyi tanırsak, yani mesela işte beyaz eşya ilkbahardan sonbahara kadar satılır. Kışın ortasında satılmaz. Kışın ortasında satılmadığı için birinci bilanço 83 gelmiş. Ya gübre işte şu an satılacak. Dördüncü bilanço da gübre de iyi gelecek. Sonbahardır. İnsanlar buğdaya ekiyor, gübre atacak. Yani bunu bilmeyecek, sektörü okumayacak bir şey yok. Ya zaten ben okuyamadım sektörü, ileri göremedim sektöre de girmiyorum. Bir düşen bir yükselen mevsimsellik varsa onu keşfetmişsem giriyorum. Mevsimselliği keşfetmemişsem ona da girmiyorum. Diyorum ya, o yüzden sanayi firmalarını inceliyorum. Neyse bu videoyu çok uzatmayayım. Zaten örnek incelemeler yapıyorum. İşin özü şu. Bir önceki yıldaki 9. aydaki bilançolarla kıyaslamayacağız. 6. aydaki bilançolarla kıyaslayacağız. En doğru kararı biz o şekilde veririz. Eğer bilanço düşmüşse 6. aya göre, demek ki işler kötüye gidiyor. O zaman hisseyi verirler. Büyük olasılıkla. Ama bu battı gidecek anlamında değil. %3-5 neyse onun FK'sını hesaplarla. Bir sonraki, yani 4. bilanço iyi mi gelecek, kötü mü gelecek, onu da göz önünde bulundururlar.
Büyükler cin gibidir. Hepsini hesaplıyorlar. Bir yerden sonra onu alırlar, fiyatlarlar. Püf noktasını umarım anladınız arkadaşlar. Bir öncekiyle şey yapacaksınız, kıyaslayacaksınız. Bir önceki, her zaman dördüncü bilanço geldiği zaman da üçüncüyle kıyaslayacaksınız. Birinci geldiği zaman dördüncüyle kıyaslayacaksınız. Her zaman bir öncekiyle kıyaslayacağız. Püf noktalarından biri bu. Sonra da dönüp grafiğe bakacağız. Hisse fiyatlamış mı bunu, fiyatlamamış mı? Fiyatlamışsa zaten gerek yok. Bunun için de FK hesaplamasını bilmeniz lazım. Üçüncü aşamada FK hesaplamak. Dördüncü aşamada benim videolarımda yaptığım, gidip nasıl bakvaşı inceledim, bu karlılığı sürdürür mü sürdürmez mi? Gidip sektörü incelemeniz lazım. Eğer sektör devam eder diyorsanız o zaman güvenle bekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için.